Merhaba sevgili gençler 2025'in ilk dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde fizik bilimine girişin ilk kısmını halledeceğiz. Yani fiziğin alt dallarını konuşacağız. Fakat derse geçmeden hemen önce seninle bir kamp takvimimiz üzerine hızlıca bir göz atmak istiyorum. Kampımız toplam 27 gün sürecek ve ilk gün yani bugün karşına iki tane ders videosu gelecek. Fizik bilimine girişten ilk olarak alt dalları sonra nicelikleri izleyeceksin ve sonrasında sana verdiğim ödevleri gidip soru bankasından halledeceksin. Dolayısıyla gördüğün tüm kavramları pekiştirmiş olacaksın. Kampı benimle takip edecek arkadaşların yapması gereken tek bir şey var. Yorumlara isimlerini yazmak. Çünkü yoklama listesi tamamlıyorum. Ki 27. güne geldiğimizde yani benimle günü gününe takip ettiğinizde böyle güzel bir veda metni oluşturmak için bir jenerik hazırlayacağım. O yüzden benimle takip edecekler bu kamp için söylüyorum. İsimlerini yorumlara yazsınlar lütfen. Diğer derslerde de size bunları hatırlatacağım. Diğer bir programımız da fiziği bitirme programıydı. Bu programda biz şu an seninle klasik ders anlatımlarını tamamlayacağız. Gördüğün gibi klasik anlatımlarda yine aynı iki bölmeye sahip dersin var. Ders içerisinde video ders kitabımızdaki konu kavramı sorularını da çözeceğiz hemen son kısımda ki örnekleri bir de benden dinleyin ondan sonra ödev yapmaya gidin. Yani isterseniz 27 günlük kamp takvimiyle isterseniz fiziği çalışma veya bitirme programı olan bu sayfayla tamamlayabilirsiniz. Zaten ne dedim bu sizin gözünüzün önünde olacak tek tek tik atarak tamamlayacaksınız ki tüm fiziğe dair neleri bilmemiz gerekiyor ne yapmamız gerekiyor hepsi bu sayfada gizli diyebiliriz. Hocam ben deneyli anlatımlara çoktan başladım. Bu kampınızı mı izleyeyim yoksa eski kampınızdan mı devam edeyim? Kendin izleyip tercihini yapabilirsin. Burada da klasik anlatımda lütfen üzülmeyin. Yani neden deney yapmıyorsunuz diye. Arka planda uzun deney vlogları geliyor arkadaşlar. Çok güzel deney sistemleri hazırlıyorum. O yüzden canınız sıkılmaz. Yani deneyle anlatmaya biz devam ediyoruz. Sadece bu klasik bir anlatım olacak ders açısından. Onun dışında bir de bu deneyle anlatımları yani geçen seneki olanları klasik anlatımımızı tamamlayınca Revize ederek ve tüm konuları bir tek videoda birleştirerek ne yapacağım? Onar video halinde sizlere tekrar sunmuş olacağım. Burada söylemek istediğim bir diğer ayrıntı da kitaplar burada kırmızı hocam. Ama benim elimdeki video ders kitabım ve soru bankam bu şekilde. Yani aynı sizin elinizdekiler gibi. Şöyle bir koyayım. Sadece bu kitapların baskısı güncellenecek. Baskısı güncellendiğinde de AYT kitabımızda bir karışıklık yaşanmasın diye AYT'yi maviye, TYT'yi kırmızıya çevirdik. Yani kapağı güncellendi. Elbette geçen seneki dizgi hataları da giderildi. Onları da zaten ders içerisinde söyleyeceğim. Fakat bu önümüzdeki baskıda geçerli olacak. Şimdiden belirtmiş olayım. Yani mavi kitap, eski kitap diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu konuda hemfikirsek artık dersimize geçebiliriz hemen fizik biliminin önemiyle başlamak istiyorum. Şimdi bizim dersimiz, pardon da şuraya koyayım. Dersimiz fizik bilimine giriş ve bu konu tamamen sözel bir konu. Ama biz seninle hızlı hızlı bilmemiz gereken kavramların altını çizerek yol alacağız. Bilim nedir? Bilim evreni ve evrendeki olayların bir bölümünü açıklayan ve bunu deneye dayanarak, gerçeklikten yararlanarak bizlere anlatan bilgi topluluğu. Ha hocam yani demek ki bilim dediğin şey evreni veya evreni açıklamak için tüm o bilgileri, bölümleri toparlayan, gerçeğe dayanan bir bilgi sistemi. Tamam yani bilimden dendim aklıma evren geliyor. Peki fizik nedir? Fizik de uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen en temel bilim dalı. Düşün bak bilim evreni inceliyordu. Evrenin de en temelinde fiziğin yaptığını görebiliyoruz. Ki fizik sadece evreni değil, dikkat et uzay, zaman, madde ve enerji ve bunların arasındaki ilişkileri inceliyor. Bunu yaparken deneysel olarak araştırılabiliyor ki bilimi bilim yapan şey zaten bizim için data topluyor olmamız ölçülebilen ve matematiksel olarak tanımlanabilen bir bilim dalıdır. Tamam fizik neler inceliyor dediğimde uzay, zaman, madde, enerji diyeceksin ve bitti. İnsanlar eski yıllardan beri hep yaşadıkları evreni sorguluyorlar. Çünkü o zamanlar teknoloji olmadığı için ne yapacak? Gökyüzüne bakacak. Bu yıldızlar niye böyle? Bu dönen gezegenler ne? Ne işe yarıyor? Her bir şeyi sorgulayarak başlıyorlar ve 17. yüzyıla geldiğimizde artık bu sorular bir tık cevabını bulmaya başlıyor. Ne gibi? Galileo ve Newton'la birlikte aslında hareket yasaları tamamlanıyor. Hareket yasalarının tamamlanmasıyla mekanik kısmı veya klasik fizik dediğimiz makro evreni açıklayabileceğimiz kısım artık bizim hayatımıza giriş yapıyor diyebiliriz. Yani gerçek fizik 17. yüzyılda 1600'lerin sonunda başladı diyebiliriz. 20. yüzyıla geldiğimizde ise ne oluyor biliyor musunuz? Bazı sorular var ki bu klasik fizik dediğimiz Newton'un Galileo'nun açıkladığı bu evrendeki hareketlerin denklemleri Maalesef 20. yüzyılda bizim araştırmalarımızı cevapsız bırakıyor. Cevap vermeye yeterli olmuyor. Çünkü artık 20. yüzyılda yani şu son yüzyılda yaptığımız bütün araştırmalar genelde atom ve atom fiziği üzerine yani daha küçüklerin ve daha yüksek enerjilerin dünyasına ait. Öyle olunca mikro evrene giriş yapınca klasik fizik bir tık yetersiz kalıyor ve bu da modern fizik dalının doğmasına neden oluyor. Yani fizikte yeni bir bakış açısı. Klasik fizikte şimdi modern fizik. Ben hatta şey diyorum bu deneyli anlatımlarım modern anlatımda. Bu seneki anlatımlarım klasik anlatım gibi yorumluyorum. Oradan siz de aklınızda tutabilirsiniz. Fizik bilimi sürekli gelişim ve değişim halindedir. Bu ne demek? Neden bunu yazmaya ihtiyaç duyuyoruz? Normalde önceki senaryolarda, önceki müfredatlarda sanki fizik veya diğer bilim dalları mutlak doğruyu söylüyormuş gibi bir tavır içerisindeydik. Fakat bu 20. yüzyıldaki gelişmeler bize şunu gösterdi ki biz aslında çok bir şey bilmiyoruz. Bildiklerimiz sadece bugüne kadarki var olan matematikle diğer bilim dallarıyla yalanlanamadığı, yanlışlanamadığı için kabul görüyor. Anlaştık mı? O yüzden fizik bilimi diğer bilimler gibi her zaman kendini geliştirmeye müsaittir. Geldik fiziğin alt dallarını konuşmaya. Fizik şimdi bütün evrenin neredeyse inceliyor. Evrenin en temel bilim dalı dedik ya. İşte bunun içinde belli bölmelere ayırıyoruz ki daha rahat bir çalışma alanı doğabilsin. Çünkü bütün fiziğe hakim olmak çok da mümkün değil. Peki ilk de alt dalımız ne? Mekanik. Mekaniği aklında M, K, N harfleriyle makine gibi tutabilirsin. Hareket, kuvvet ve denge ile ilgilenen fiziğin alt dalına diyoruz mekanik diye. Fakat mekaniğin dengede olan cisimler üzerine çalışan bölümüne statik yani stabil gibi tutabilirsin aklında. Kuvvet etkisindeki hareket halindeki çalışan bölüme dinamik. Yani ben şu bardağa bir kuvvet uyguluyorum. Bunu kendime doğru çekiyorum. Artık bu mekaniğin dinamik kısmına giriyor ki zaten kuvvet etkisindeki bu değişikliğe, bu harekete biz seninle Newton'ın ikinci yasasında, Newton yasalarında ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. En son kısımda kuvvetin etkisine bakmaksızın sadece cisimlerin hareketini incelediğimiz kısım bu bölümde bizim için kinematik olacak. Yani hocam eğer ki dengeli bir sistem varsa statik olarak bakacağım. Kuvvet etkisinde hareket eden bir kısım varsa dinamik olarak bakacağım. Sadece hareketi inceliyorsam o zaman kinematik diye bakacağım. Bu kadar. Bizim için özellikle sorulardan seçici olabilmemiz, o örneğin kesinlikle mekanikle alakalı olduğunu anlayabilmemiz için bu kavramları iyi biliyor olmamız lazım. Hemen hangi örnekler olabilir bir bakıyorum. Hareket ve dengeye dair her şey aslında mekanik. Gezegenin hareketi, yanardağ patlamaları, rüzgarın oluşumu çünkü rüzgarda da ne oluyor? Bir hava akışı söz konusu. Havanın hareketi söz konusu. Uçağın uçuşu, mekanik dalga hareketi, köprü ve binaların yapımı, arabaların aerodinamik yapısı, basit makineler, motor gücünün hesabı, robotların kinematik özellikleri, hareket özellikleri, maglev trenlerinin saatte yaklaşık 500 kilometre hızla gitmesi yani trenlerin çok yüksek hızlara ulaşmasının da arkasında yine mekanik var diyoruz. Bunun için hangi meslek dalları vardır? Mimarlar mekanikle ilgilenir, makine mühendisleri, inşaat mühendisleri gibi birçok meslek bu alt dalla ilgilenmektedir dedik. Şimdi mekanik kısmını hallettik geldik termodinamiğe. Termodinamik termodan aklına geliyor. Termometre yatılıyorsun ısı, sıcaklık ve bunların arasındaki ilişkiyi inceleyen bir alt dalımız. Isının maddeler arasındaki aktarımı, ısıl denge, maddelerin ısı alıp verme özellikleri bizim başlıca konularımızdandır termodinamiğin altında. Hangi kavramlar bizim için örnek olabilir? Elbette termodinamik ısı sıcaklık dediğimiz için iklimler, yağmur, rüzgar gibi meteorolojik olayların her birinde termodinamik bilgilerinden yararlanılır diyebiliriz. Onun dışında evlerimizi ne yapıyoruz? Enerji tasarrufu sağlamak için ısı yalıtımı yapıyoruz. İşte bu ısı yalıtımı dediğimiz durumda da yine termodinamik geçerlidir. Meslek olarak hangilerini örnek verebiliyoruz? İklimlendirme ve klimatoloji. Sadece bunlar mı hocam? Benim evimdeki klimayı tamire gelen bir tamirci de termodinamik bilmiyor mudur? Biliyordur. Veya sen sanayiye gittin, araban bozuldu, arabayı tamir ettiriyorsun. Oradaki arkadaşımız mekanikle ilgileniyordur gibi. Sadece meslek deyince lütfen bu günümüzdeki meslekleri illa üniversiteyle bağdaştırmaya çalışmayın. Aslında fiziğin her yerde, hayatımızın her alanında olduğunu bu meslekleri türeterek de görebiliriz. Şimdi Mekaniği konuştuk, termodinamiği konuştuk, elektromanyetizmaya geldik. Elektromanyetizma da çok rahat bizim günlük hayattan aşina olduğumuz bir durum. Elektrik ve manyetizma ile ilgileniyor. Biraz daha ayrıntılandıralım. Elektrik, elektrik yükleri ve elektrik yüklerinin etkileşimleri, bu yüklerin hareketleri ve hareketlerin sonuçları ile ilgilenir. Fakat aynı mekanikte denge durumunu statik olarak algılıyorduk ya, burada elektrikte de aynısı geçerli. Elektriğin durgun haldeki yüklerin etkileşimleri ile ilgilenen bölümüne elektrostatik yani özellikle yalıtkan cisimlerde yükler belli bir kısımda toplanıyor. Durgun haldeler. İşte biz buna durgun elektrik veya elektrostatik diyoruz. Hareketli yükler ve bunların etkileriyle ilgilenen bölümüne elektrik. Mıknatıs maddelerin manyetik özellikleriyle ilgilenen bölümüne de ne diyoruz? Manyetizma. Yani hocam elektrik Yükleriyle ilgileniyorsam elektrik kısmındayım. Durgun mu, hareketli mi ona bakıyorum. Mıknatıs kısmına, cisimlerin manyetik özelliklerine bakıyorsam manyetizma kısmındayım dedim. Buna bir örnek vermek çok yersiz gibi düşünüyorum. Çünkü bugün kullandığımız tüm elektronik aletlerin en temelinde elektromanyetizma yapmaktadır. Meslek olarak da elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği bu alanlara girebilir. Şimdi burada bence şu sizin için yeni olabilir. Biyomedikal mühendisliği. Bu mühendislerin de temelinde elektromanyetizmanın yattığını bilmenizi istiyorum. Hemen geldik optik kısmına. Optikte yine günlük hayatta ışın aldığımız bir kısım. Gözünü açıyorsun ve görüyorsun. Görmeni sağlayan şey ne? Işık. İşte optik ışık, ışık olayları ve madde arasındaki ilişkiyi inceliyor. Işık ve görüntülemenin olduğu her alan optik dalıyla ilgilidir. Tamam, artık aklıma kazıdım. Işık ve görme varsa optik deyim. Teleskop, mikroskop, kamera, fotoğraf makineleri, gözlük gibi birçok araç optik bilgileriyle hayata geçirilmiştir. Zaten bugün bir gözlük almaya gittiğinizde optikçiye gidiyorsunuz. Oradan hatırlayabilirsiniz sadece gözlük kamerayla da sınırlı değil, aynı zamanda fiber optik kablo teknolojisinin arkasında da optik bilgileri yatmaktadır. Fiber optik kablo dediğiniz ışığın yansımaları sayesinde daha hızlı bilgi iletimi sağlamak. İşte bunun da en temelinde yine ışık olduğu için hatta bugünkü kullandığımız internetin özü ışın olduğu için optik neredeyse her yerde vardır diyebiliriz. Optikle ilgili meslek alanları gözlükçüler diyebilirsiniz. Ben göz doktorları diyorum. Yani sen yarın tıp okuduğunda ve tusa girip göz yazdığında fizik peşini yine bırakmayacak. Ne yapmak zorundasın? Bir hastanın gözlük numarasına göre ince kenarlı mercek mi vereceksin kalın kenarlı mercek mi vereceksin bunun odakları nasıl olacak yani sen bir göz doktoru olduğunda da yine optik bilgilerinden yararlanmak durumundasın fotoğrafçılar kameramanlar teleskop ile gözlem yapan astronomlar bu mesleğe örnek olarak verilebilir şimdi seninle bir soluklanalım şu ana kadar gördüklerimizi bir hatırlamaya çalışalım mekanikten bahsettik Termodinamikten bahsettik, elektromanyetizma ve optikten. Biraz daha şu an son 100 yıla giriyoruz tamam? Mı? Yani artık atomu incelediğimiz yerlere bakıyoruz. Fiziğin alt dallarından karşımızda bizi bekleyen atom fiziği var. Aslında adı üzerinde atom fiziği atomun yapısını, atomik boyutta gerçekleşen olayları, atomların birbiriyle etkileşimini inceler. Ama atomla ilgilenen sadece biz değiliz. Aynı zamanda kimyada siz ne görüyorsunuz? Atom ve periyodik cetvel. Ha, demek hocam fizik, kimya, biyoloji diğer bilim dalları da atomla ilgilenmekte. Çünkü tüm canlıların ve maddelerin yapı taşına atom diyoruz arkadaşlar. Bakalım atom fiziği nerelerde kullanılmaktaymış? Parçacık hızlandırıcılar yani atom altı parçacıklarını hızlandırdığımız o sistemler, dedektörler, lazer teknolojileri atom fiziğinin elde ettiği bilgiler ışığında gelişmiştir. Aynı zamanda nanoteknoloji dediğimiz bu işte ıslanmayan kumaşlar, işte ter tutmayan kumaşlar yapıyoruz ya işte onların en temelinde de yine bizim için atom fiziği yer almaktadır. Bu arada sevgili arkadaşlar bu fiziğin alt dalları %100 birbirinden ayrılamaz. Şimdi sana ayırman için özellikle soruda belli kelimeleri seçerek çat diye cevaba gidebilmen için şuranın önemli olduğunu söylemek istiyorum atom fiziği deyince aklıma ne gelecek hocam kuantum bilgisayarlar yapay zeka ve 3D yazıcılar ha, demek ki kuantum deyince ben hemen atom sahasındayım diye düşünmem lazım çünkü atomları daha iyi tanıdığımız için daha hızlı teknolojiler gerçekleştirebiliyoruz buna atom mühendisliğini örnek olarak verebiliyoruz Şimdi geldik katı hal fiziğine. Burada bence biraz canımız sıkılmaya başlıyor. Çünkü atom fiziğinden farkı ne ki bunun? Katı hal dediğimiz durum kristal yapılı 3 boyutta simetriye sahip katı haldeki cisimlerdir arkadaşlar. Yani zaten bütün maddeler atomlardan oluşuyor. Buna hemfikiriz. Ama bazı atom türleri var ki 3 boyutta simetriye sahip kristal yapıdalar ha işte biz bunları incelediğimiz alana katı hal fiziği diyoruz atom fiziği ile çok paralel gibiler sadece daha özel bir alan olduğunu unutma biz bu maddelerin mikroskobik ve makroskobik özelliklerini araştırıyorsak artık katı hal fiziği ile çalışıyoruz demektir Katı hal fiziği kristallerin ve çok atomlu moleküllerin oluşturduğu yapıları ve özellikleri inceler. Ne gibi özellikler? Elektriksel, manyetik, optik, termal özellikler bunların arasında yer alır. Katı hal fiziği aynı zamanda nanoteknoloji ve süper iletkenlik üzerine çalışır. Ama hocam sanki sen daha yeni bu nanoteknoloji atom fiziğinde de konuştun. Evet ne demiştim bunları %100 birbirinden ayırt edemiyoruz. Soruyu göreceğiz Hangisi daha baskın geliyorsa bu alt dallardan ona karar vereceğiz. Yoksa hep atomla muhatap oluyoruz zaten. Katal fizik, kuantum mekaniği, istatistiksel fizik, elektromanyetizma gibi dalların da bilgilerinden yararlanır. Katal fizik örnekleri nelermiş? Kalem ucu, granit tencereler, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, hafızalı metaller, şarjlı piller, güneş pilleri gibi pek çok uygulama alanları vardır. Yani ben katal fiziği deyince kalem aklıma gelecek, granit aklıma gelecek. Bak atom fiziğinde ne demiştim? Kuantum, lazer teknolojisi, 3D yazıcılar demiştim. Burada daha farklı örnekler verdik ki daha net bir şekilde sorularda seçimini yapabil. Mesleğe örnek olarak ne verilebilir? Malzeme mühendisliği, mikroelektronik mühendisliği, nanoteknoloji mühendisliği, katal fiziği ile ilgilenen mesleklere örnek verilebilir dedik. Geldik nükleere nükleer çok daha kolay atomu konuştuk özel yapıdaki kristal yapıl atomları yani katal fiziğini konuştuk şimdi geldik atomun çekirdek kısmına. Çünkü nükleer atom çekirdeği demektir arkadaşlar. Öyleyse nükleer fizikte atomun çekirdeğine bakacağız. Çekirdek içinde gerçekleşen tepkimelere bakacağız ve bu tepkimelerden yola çıkarak radyasyonla ilgili araştırmalar yapacağız. Bu radyasyonun zararlarından nasıl korunuruz? Bunları konuşacağız. Ama nükleer deyince lütfen aklınıza direkt nükleer bombalar gelmesin. Çünkü atom çekirdeğindeki bu reaksiyonların enerjileri çok yüksek. Bu da bizi enerji üretimine götürmekte. Yani nükleer dediğimizde nükleer santraller kurarak dünyanın ortak sorunu olan bu enerjiye çözümler üretmeye çalışıyoruz. Nükleer fiziğin günümüzde geniş bir kullanım alanı var. Bu alanlardan biri nükleer tıpta hastalık teşhisi. Bak gördün mü sadece bombadan veya kötülüklerden ibaret değil bu nükleer fizik. Neymiş? Röntgen cihazı, pozitron emisyon tomografisi gibi vücut içi görüntüleme sistemlerinde, kanserde ışın tedavisinde kullanılan cihazlar nükleer fizik sayesinde gelişmiştir. Yani düşün ki sağlıkta da nükleer fizikten yararlanıyoruz. Özellikle sorularda hangi kelimeleri seçeyim hocam? Dünyanın yaşının hesaplanması. Çünkü çekirdek tepkimeleriyle biz aslında böyle eski cisimlerin kaç yaşında olduğunu bulabiliyoruz. Nitekim arkeolojik kalıntıların kökeninin belirlenmesi, gıdaların iyonize radyasyon sayesinde raf ömürlerinin uzatılması, tohum ıslahı gibi pek çok alanda nükleer fizikten yani atom çekirdeğindeki o bilgilerimizden yararlanıyoruz. Buna örnek olarak nükleer enerji mühendisliği verilebilir. Şimdi geldik atom çekirdeğinde konuştuğumuza göre konuşmadığımız son kısım. Zaten bu yüzden evrenin bilimin en temeli diyoruz fiziği. Artık atomu da parçalayıp ne yapıyoruz? En küçüklerin dünyasına giriş yapıyoruz. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Normalde biz Evrende en küçük yapı taşı olarak elektron, nötron ve protonu tanımlamıştık. Ta ki son yüzyılda yaptığımız deneyler bize artık onların da parçalanabilir olduğunu ve onları da oluşturan daha küçük parçacıklar olduğunu söyledi. Ki o küçük parçacıklar bizim için artık yüksek enerji ve plazma fiziğinin incelediği bir alana girmekte. Ve bu parçacıkların arasındaki etkileşimlere de bakıyoruz. Sadece küçüklerin dünyası değil aynı zamanda yüksek sıcaklıktaki maddelerin yapısını ve davranışları yani yıldızların yapısını ve işlevini de inceliyoruz yüksek enerji ve plazma fiziğiyle. Örnek olarak ne? neleri inceleyeceğiz? Plazma ekranlar, floresan ve neon lambalar, elektronik çipler, roket teknolojileri çünkü uzaya gidip gelmekte çok yüksek enerji gerektiren bir durum. Tekstil, otomobil sektörü, tıp alanı, kanser ve yanık tedavileri ne yapıyor? Yüksek enerji ve plazma fiziğinden yararlanıyor. CERN'de ki birazdan konuşacağız bilim merkezlerini. CERN'deki parçacık hızlandırıcılarda atom altı parçacıklar ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Ki atom fiziğinde zaten ne demiştik işte parça taşıyıcı kızlandırıcılar, dedektörler demiştik. Düşün ki bunların hepsi birbiriyle çok yakın alanlar yani yüzde ayırmakta zorlandığımız alanlar. Burayla kim ilgilenmekte? Elektrik ve bilgisayar mühendislikleri bu alana Bestek örneği verilebilir dedik. Şimdi ben şöyle bir özetlemek istiyorum. Seninle hangi kavramları konuştuğumuzu. Fiziğin büyük bir çalışma alanı olduğunu söyledik ve ilk olarak seninle mekanikle başladık. Ardına termodinamikten bahsettik. Ardına elektrik ve manyetizma dedik. Ve sonra günlük hayatta gördüğümüz, aşina olduğumuz bir diğer kısım olan optiğe değindik. Buralar güzel kısımlardı. Çok rahat ayırt edebileceğimiz kısımlardı. Sonra bir anda çat diye son yüzyıla giriş yapıp atom fiziğine baktık. Sonra daha özel atomları inceledik. Daha özel yapıdaki atomları inceleyip katı hal fiziği dedik kristal yapılı atomlar için. Sonra atomun çekirdeğine giriş yaptık ve nükleer fizik dedik. Ve en sonunda da yüksek enerji ve plazma fiziği. Şimdi Burada seninle konuşmak istediğim bir ayrıntı var. Hazır dersi de konuşurken şunlardan bahsetmişiz. Üzerine hemen söyleyeyim. Mesela kuantum fiziği. Bunu atom fiziği kısmında konuşmuştuk. Kuantum fiziği dikkat edersen alt dal olarak konuştuğumuz alanda yok. O yüzden kuantum fiziğini alt dal diyemiyoruz. Aslında atom fiziğinin ilgilendiği bir alan diyebiliriz. Veya ne diyebiliriz? Astronomi ya da bunu astrofizik olarak görebilirsiniz. Fiziği gördüğünüzde veya astronomiyi gördüğünüzde, "Aa, kesinlikle bu da fiziğin alt dalıdır." demenin anlamı yok. Çünkü astronomi aslında uzayı inceleyen kısım. Uzayı da yüksek enerji ve plazma fiziği alt dalıyla inceliyoruz. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Onun dışında kesinlikle söylemek istediğim ana husus mesela metafizik. İçinde fizik olmasına rağmen bizimle bir alakası yoktur. Metafizik aslında eskinin felsefesi gibi düşünülebilir. Yani metafizik fiziğin alt dallarından değildir veya Hocam astroloji diye bir şey var. Bu loji de bilim demekti. Hazır. Acaba bu da bir bilimle alakalı mıdır? Hayır. Astroloji burçlarla alakalıdır. Ve bilim şunu savunur ki herhangi bir gökyüzü cismi senin karakterinde etkili değildir. Yani astrolojiymiş, burçlarmış bunlar da bizim ilgi alanlarımız. Bırak alt dal olmayı ilgi alanlarımız bile değil sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları neden yazdım? Uzun uzun aklınızda tutmak sancılı olabilir. Hemen baş harflerini bir işaretlemek istiyorum. Hop buradan karşıma ne çıkıyor? Kamyonet. Ha demek ki fizin alt dalları deyince ben kamyonetteki bu baş harflerinden bulduğum alt dalları incelemem lazım. Hikaye bundan ibaretti. Birazdan zaten sorularla bu öğrendiklerimizi daha da netleştireceğiz. Nitekim hemen karşımıza örneğimiz çıktı. Fiziğin alt dalları ile ilgili aşağıda bilgiler verilmiş. Aşağıda verilen fiziğin alt dallarından hangisi ile ilgili değildir bu verilenler? Bakalım. Maddelerin aldığı ya da verdiği ısı ve onların sıcaklık değişimlerinin bağlı olduğu etkileri inceler. Isı dedin, sıcaklık dedin. O zaman bu beni neye götür Türdü. hocam termometreye yani termodinamiğe. Işık ve ışık olaylarını inceler. Işığı görür görmez optiği sildim. Kesinlikle optikle alakalı çünkü dedim. Atom çekirdeğini inceler. Çekirdek reaksiyonlarından bahsediyorsun. O zaman nükleer fiziktir dedim. Maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki olayları inceler. Katı halinin mikro boyutuna ne dedik seninle? Katı hal fiziği dedik hocam. O zaman bu da gitti. Cevabımız Bursa geldi. Yani mekanikle alakalı, kuvvetle, dengeyle alakalı herhangi bir şey verilmemiş dedim ve soruyu bitirdim. Diğer örneğimize bakalım. Yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili hangileri doğrudur? Güvenli uzay seyahatleri için uzaya gidiş süresinin kısaltılması ve gerekli olan enerji kaynağı miktarının belirlenmesini inceler. Ne dedik? Uzay teknolojisinin temelinde de yüksek enerji gerekiyor. O yüzden biri kabul ettik. Hatta roket teknolojilerinin en temelinde bu alt dal yer almaktadır dedik. Güneş ve diğer yıldızların yapısını ve enerjilerin kaynaklarını inceler. Sadece küçüklerin dünyası değil aynı zamanda yıldızlar, yıldızların işlevleri bunları da konuşuyoruz dedik. Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri inceler. Bu durumda bütün öncülerimiz doğru geldi. Şimdi bir diğer kazanımımız olan fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi bunu böyle uzun uzun sana okumayacağım şuraya yine bir şeyler yazmak istiyorum aslında hepimiz biliyoruz ki matematik evrenin bir dili yani bakın öyle bir değil ki bu matematik İngilizce gibi veya bir başka ülkeye gittiğinizde değişen bir dil gibi değil 2 artı 2 bütün literatürde bütün dünya insanları tarafından 4 etmekte. Dolayısıyla matematik aslında evrenin bir dili. Anlaştık mı? Yani biz bu matematiği her yerde göreceğiz. Eğer ki burada sıkıntılar yaşıyorsanız, hele ki temel matematikte sıkıntı yaşıyorsanız, Bıyıklı Matematik Selim Hocam temel atma garantili kampını tamamladı. Kesinlikle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle kimya ve fizik derslerindeki o minik sayısal işlemler için. Sadece matematik mi? Hayır hocam. Aynı zamanda geometriyle de ilişkilidir fizik. Çünkü özellikle optik dediğimiz kısımda açılar yansıtacağız, ışık gelecek gidecek orada bir üçgen oluşturacağız. Geometri de aslında Galileo'nun dediği gibi evreni oluşturan alfabenin harfleridir tüm geometri. Geometride de merkeze Ted İlhan hocamın kamplarını takip edebilirsiniz. Nitekim atomu konuşurken kimya ve biyolojiyle de ilgiliyiz dedik. Doğru mu? Çünkü maddelerin en temeli atomlarsa ve biyoloji canlılarla ilgileniyorsa kimyanın özü zaten atomsa yani biz diğer bilim dallarıyla da ilişkiliyiz dedik. Bu noktada da mesçemi ve biyosam hocalarımı takip ederek eksiklerinizi kapatabilirsiniz diye düşünüyorum. E hocam zaten sen yazdın fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri. Sadece bunlar mı? Hayır. Aynı zamanda sporla da ilgilenmektedir fizik. Yani sporun temelinde de fizik yer almaktadır. Ne gibi? Basket atarken attığın açıdan tut da, yüzerken o hareketlerinin mekaniğe girmesi veya sen bir futbol oynarken veya bir bilardo oynarken oradaki o topların çarpışması onların o süresi ne kadar yol aldıkları hepsinde fiziği konuşabiliriz. Hocam sadece spor değil aynı zamanda sanat ne gibi mesela bir konser vereceğim ses yalıtım yapıyorum. Mesela şu an stüdyoda bir sürü ses yalıtımı var ne yapıyorum fiziği kullanıyorum burada size video çekebilmek için veya bir resim çiziyorum perspektiften ne yapıyorum? Yine gidip fiziği kullanıyorum. Renkler en temelinde yine fizik yer almaktadır. Hocam coğrafyayla da ilgili misiniz? Coğrafyada da mesela siz iklimleri görüyorsunuz. Bugün konuşurken derste ne dedik? Termodinamik dedik. Termodinamik direkt coğrafyayla ilişkilidir diyebiliriz tarih ki derslerin her içeriğinde sizlere kısaca fiziğin tarihçesinden bahsedeceğim ki daha net gözlemleyin. Ve bunların da en temelinde yer alan felsefe vardır aslında. Yani biz seninle diğer branşları birbiriyle ilişkilendiriyoruz ama bütün bu branşların doğmasını sağlayan şey insanoğlunun düşünmeye başlaması, düşünerek, sorgulayarak ilerlemesi. O yüzden sevgili arkadaşlar fiziği sınırlandırmıyoruz. Fizik tüm alanlarla ilişkilidir. Diğer disiplinlerle ilişkisi vardır. O yüzden sen ya ben temeciyim fizik çözmesen olur mu demenin hiçbir anlamı yok. Ya da dilciysen ya da sayısalcıysan ya da tıp okuyacaksan her alanda fiziği gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi hemen şu örneğe bir bakmak istiyorum. Fizik biliminin diğer disiplinlerle olan ilişkisinde hangileri yanlıştır demiş. Hedefimiz diğer disiplinlerle ilişkisine bakmak. Ayça demiş ki konser salonlarında sesin en iyi şekilde dinleyiciye ulaşabilmesi için işte dış ortamdan izolesi gerek, ses yalıtımı gerek, sesin iyi yansıması. Bak konserle fiziği birleştirdi. İki farklı disiplinle birleştirdiği için Ayça'yı kabul ettim. Burhan'a bakıyorum. Dünyanın manyetik alanı, yüklü parçacıklar, yıldırım, şimşek, elektromanyetizmanın çalışma alanına girer. Aslen Burhan doğru. Çok güzel cüm kurmuş cümleyi. Dersi iyi dinlemiş belli. Ama fiziğin diğer disipliniyle bir ilişki söz konusu değil. Yine fizikten bahsediyor bana. O yüzden Burhan'ı kabul edemedim. Canan'a geldim. Biyoloji optik bilgilerine dayanarak gözün işleyişini açıklar. Burada bir dur. Sizin kitabınızda aynı benim kitabımda olduğu gibi elektromanyetizma yazıyor. Geçen seneki kampta birçok arkadaşım ya hocam neden elektromanyetizma dediniz gözün işlevinde optik yok mu? Bizim sorumuzun kökü fiziğin bir diğer disiplinin ilişkisini sormakta. Yani bu arkadaşımız fizikle değil mi gözün işleyişiyle fizikle biyolojiyi birleştirdi. O yüzden aslında canlan yine doğruydu geçen sene. Çünkü sorunun kökünü sağlamaktaydı. Ama burada optik bilgisini görmek istediniz. O yüzden de ben önümüzdeki baskılar için burayı böyle değiştirdim. Yani cevabımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Cevabımız Burhan geldi. Ama dediğim gibi sizden gelen geri dönükleri buraları işledim. Önümüzdeki baskılarda siz de bunu böyle görmüş olursunuz. Zaten kitabın pdf'sini de açıklamaya ekliyorum. Oradaki linkten de kontrol edebilirsiniz bu son halini. Şimdi geldik bilim araştırma merkezlerine. Bilimin gelişmesi ve günlük yaşama kazandırılması için aslında birçok insanın bir araya gelip belli çalışmalar yürüttüğü kızım bilim araştırma merkezleri. Ki benim hayalim biliyorsunuz ki deneyler yapıyoruz. Geçen sene yaptık hala şorlarla yapıyoruz. Benim hayalim tüm fiziği, tüm fizikteki kazanımları, kavramları demolarla gösterebileceğim bir bilim merkezi kurmak. O yüzden bu kısım aslında benimle alakalı diyebilirim. Bilim Araştırma Merkezi insanları bir araya getirip ortak çalışma yapmasını sağlayan yerlerdir. Türkiye'deki bilim araştırma merkezimiz neresidir? TÜBİTAK hepiniz biliyorsunuz. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Burada açıklamalar var. Uzun uzun tarihine 1960'lara girmek zorunda değilsiniz. MEP kitabında olduğu için biz de ekledik. Onun dışında ASELSAN var. Adı üzerinde Askeri Elektronik Sanayi. Türk Savunma Sanayisi'nin haberleşme teknolojisini araştıran bir kısımdır. Yani yani yarın bir gün bir temel bilim okursanız fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi Aselsan gibi bilim merkezinde gidip ARGE'de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tenmak kitabınızda şu an ekli değil. Geçen sene çok laf yedim. Hocam neden tenma eklemediniz diye o yüzden ekledim. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu CERN. Bence çoğunuz biliyorsunuz o parçacık laboratuvarı Parçacık hızlandırıcılarının olduğu yer dediğimiz yerin altında deney yapan bir yer. Çok büyük mıknatıslarla büyük deneyler gerçekleşiyor. Hatta burada birçok kişi acaba kara delik mi oluşturacaklar? İşte bu kadar yüksek enerjiyle ne yapıyorlar gibi endişeleniyor da. Tamamen bir bilim araştırma merkezi olarak geçmektedir. ESA Avrupa'nın uzay ajansı, NASA Amerika'nın havacılık ve uzay ajansı diye düşünülebilir. Yani uzayla alakalı çalışmalar yapan bilim merkezleri diyebiliriz. Bu arada geçtiğimiz zamanlarda Türkiye'den de Türk astronotlar uzaya gönderildi. Onu da Türk Uzay Ajansı yaptı, TUA. Bunu da not düşmüş olayım. Bir de bilimsel araştırmalarda etik ilkelere uyma başlığımız var. Bu sadece bilimsel araştırma için değil aslında tüm insanlığın ahlaki değerlerinin olması adına konuşmamız gereken bir kısım. Etik değer neymiş? Ahlaki değer neymiş? Bunları bilimsel çalışmalarda nasıl özenli yaparız? Veya ben bir bilimsel çalışma yaparken karşıdakini nasıl rencide etmem, incitmem veya onun işlerini nasıl çalmadan kendi özgünlüğümü koruyarak işler üretebilirim. Bilimsel ahlak, etik dediğimiz kısım burası aslında. Kazanım kısmına geçmeden sizinle hemen şu kavram testine de giriş yapmak istiyorum. Çünkü en sonda da bir de kazanımları özetleyeceğiz. Biz bu derste neler konuştuk diye. Benim derdim biraz daha dersi özetleyerek geçip senin hangi kelimelere dikkat etmeni sağlayıp sonrasında da örnekleri beraber çözebilmemiz. İlk sorumuz yıldızların yapısı, gezegenlerin nasıl hareket ettiği leri gibi konular fizik bilimiyle ilgilenen ilk bilim insanlarının olduğu gibi günümüz bilim insanlarının da ortak çalışma alanı olmuştur. Uzay ve fizik hakkında bilinen eski bilgiler zaman içerisinde yenilereklenmiş günümüze kadar gelinmiştir. Bununla birlikte bu bilgilere eklenmeye de devam edecektir. Yukarıdaki paragraftan bir iki çıkarımlardan hangileri yapılabilir demiş. Fizik bilimi uzay hakkında araştırmalar yapar. Burada yalnız uzay hakkında araştırmalar yapar diyordu. Hatta bir kitabımı hemen kontrol etmek istiyorum. Hani bende de aynısı olduğunu bilin diye. Evet yalnız deyince biraz farklı algılandı. Yani hocam neden yalnız dediniz? Bunu ben doğru demek istemiyorum. Fizik başka şeylerle de ilgileniyor. O yüzden oradaki yalnızı çıkarttık ki daha güzel bir sözel olsun. Öyleyse birinci öncülüğü hep birlikte kabul ettik. Çünkü zaten yukarıda yıldızların yapısı, gezegenlerin hareket ettikleri dedi ve bizi uzay hakkında düşünmeye itekledi. İki, fizik bilimine ait eski bilgileri sürekli yenilere eklenmektedir. Onu da şuradan anlıyorum. Zaman içerisinde yenilere eklenmiş ve gelecekte de eklenmeye devam edecektir diyor. Fizik ilke ve yasaları elde edilen yeni bilgilerle yerini yeni ilke ve yasalara bırakabilir. Evet çünkü fizik zaten her zaman değişime gelişime açıktır dedik. Yenilendi ve yenilenecek dedi. O yüzden bütün öncülerim doğru geldi. İkiye bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin diğer disiplinlerle olan ilişkisinden doğmuş bir bilim dalıdır? Katı hal. Direkt bizim alt dalımız optik bizim alt dalımız. Mekanik elektromanyetizma öyleyse bir bakıyorum biyofizik, biyoloji ve fizik yani başka bir disiplinden ortaya çıkmış bir daldır dedik. Geçtik üçüncü sorumuza. Serdar fiziğin alt dalları ve bu alt dalların incelendiği konu eşleştirmelerini yapmış. Serdar'ın yaptığı eşleştirmelerden hangileri yanlıştır diyor. Optik görünce aklıma ne geldi? Işık cepte. Katel görünce aklıma ne geldi? Kristal yapıdaki maddeler cepte. Atom fiziği deyince atom çekirdeği mi gelir? Hayır hocam atom çekirdeği olması için ne olacaktı? Nükleer fizik demeliydi gitti. Termodinamik deyince ısı, sıcaklık, bunların arasındaki etkileşim. Elektromanyetizma deyince elektrik ve manyetizma derken kuvvet hareket ve enerji demiş. O yüzden bu da yanlış. Hangileri yanlış eşleştirilmiş? 3 ve 5 dedik. Geçtik dördüncü sorumuza. Öğretmen öğrencilerden fiziğin alt dallarından yalnız biriyle ilgili teknolojinin ürettiği araç ve cihazları araştırarak bunların bazılarının adının yer aldığı bir liste oluşturmasını istiyor. Öğrencilerin hangi alt dalla ilgili çalışma yapacaklarını ise fiziğin alt dallarının yazılı olduğu kağıtları öğrencilere kura çektirerek belirliyor. Öğrencilerden şöyle bu ödevle ilgili yaptığı çalışmada bu notları almış. Bu durumda şu ile kurada hangisinin yazılı olduğu kağıdı seçmiştir? Bakıyorum şimdi hangi örnekler var? Termal kamera, termal dedi ısı sıcaklık geldi aklıma. Civalı termometre, termometre direkt zaten termodinamik geldi. İtfaiyeciler için yanmaz elbise, itfaiye kısmını ele alıyorum. Çünkü hep ısı sıcaklıkmış gibi gittim. Binaların ısı yalıtımında kullanılan kaplama malzemeleri. Şimdi geçen senede bu soruda çok ikilem yaşandı böyle gidip geldi öğrenciler. Ben cevaba tabii ki de termodinamik diyorum. Ama kimileri haklı olarak hocam yanmaz elbise, kaplama malzemeleri, katı hal fiziği de diyemez miydik diye düşünüyor. Fakat burada termometre ve termali de görünce daha baskın gelen termodinamik oluyor. Dediğim gibi fiziğin alt dallarını sorularda %100 ayıramıyoruz. Fakat genel hattıyla soruyu ele aldığımızda hangisi daha baskıntı onu işaretlememiz gerekiyor. O yüzden dördüncü sorumuzun cevabı Edirne geldi dedik. Ve geldik son sorumuza. Spor giysilerinin ve spor malzemelerinin birçok özelliği fizik biliminin ortaya koyduğu gerçeklere göre geliştirilmiştir. Teremici kumaşlar, ıslanmayan kumaşlar, hava ile sürtülmesi azaltılmış toplar bunlar örnek olarak verilebilir. Tamam. Buna göre yukarıda bahsedilen durumdan bir iki, üç sonuçlarından hangileri çıkartılabilir? Fizik biliminin diğer disiplinlerle fizikle sporu ilişkilendirmiş kabul ettim. Bazı bilim dallarının ortak çalışmalarından başka bilim dallarının doğdu. Yani bir önceki soruda mesela biyofizik falan demişti. Burada spor ve fizikle alakalı bir birleşme göremediğim için ikiyi kabul edemedim. Diğer disiplinlerin fiziğin birçok alt alanından yararlanıyor oldu. Nitekim zaten sporla Fiziği burada görebiliyorsun. Onun dışında derste de zaten ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 geliyor. Yani seninle ilk dersimizi tamamlamış olduk. Hemen gelip şuraya büyük bir keyifle bir tık atmak istiyorum. Birinci günün ilk dersi halloldu. Gelip sen de fiziği bitirme programından ben klasik anlatımımı izledim ders içerisinde video ders kitabındaki konu testlerini de çözdüm dedin. Bir de yapmak istediğim şey şu kazanımları incelemekti. Son bir kez özetleyelim. Fizik bilimini konuştuk, bilim araştırma merkezlerini konuştuk. Şu diğerlerini bir sonraki dersimizde göreceğiz. Fizik biliminin önemi evrendeki olayların anlaşılmasında fiziğin yerini konuştuk. Ve fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve bunların diğer disiplinlerle olan ilişkisini inceledik. Bütün alt kazanımları da vermiş olduk sevgili arkadaşım. Son şu kısım kaldı. Bilim araştırma merkezlerinin de fizik için önemini, araştırmalar için ne kadar önemli olduğunu söylemiş olduk. Öyleyse bu konunun sonuna geldik. İlk dersimizin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için abone olup desteklerinizi esirgemediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılanlar olursa hepinizi yorumlara bekliyorum. Kitapla ve kampla alakalı tüm linklerde açıklamada mevcut. Kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>